sevkiyatlar yapıldı. Yani bugün eğer Türkiye arzu ederse, ben çok iddia ederek söylüyorum, 3 saatte Şam'a varır. Bakın. Çok şu iddialı. Anda, tabii, çok iddialı söz. 3 saatte Şam'a varır. Şeyi savaşabilecek her türlü hazırlık yapılmıştır. Yeter ki Türkiye'nin sabrını zorlamasınlar. Türkiye, bakın, şey Şam'a 3 saatte varır, çok iddialı. Çok iddialı. 4 saat neyse, çok, çok yani şunu söylüyorum. Şam'a kadar varabilecek, yani ironik bir ifadeyle, Şam'a kadar varabilecek en kısa zamanda harekat hazırlığının yapıldığını ve tamamlandığını burada ifade ediyorum. Şimdi burada herkes bir pozisyon alacak. Esad'dan yana mı? Değil mi? Bugün gelinen nokta Orta Doğu'da bu. Şimdi onlar sizin reflekslerini test edecekler, bomba yağdıracaklar, 5 vatandaşınız hayatını kaybedecek ve sonra çevredeki tüm yerleşim birimlerinde korku yaymaya devam edecekler ve Türkiye'nin de elini kolu sanki bağlanmış gibi sessiz kalmasını bekleyeceksiniz. Diğer taraftan işte Türkiye kavgaya taraf oldu ya da elini uzattı. Türkiye eğer büyük devlet olacaksa bunun yolu buradan geçer. Yani kendi içine kapanmış, çevresine duyarsız. Hani o Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini resesif bir dış politika olarak algılayıp kendi içine kapanırsanız sizden ne köy olur ne kasaba. Yıllarca da böyle olmuş. Bakın, biz Suriye'ye sessiz kalabilir miydik, kayıtsız kalabilir miydik? Tabii ki kalamazdınız. Tarihten gelen dostluklarımız, akrabalıklarımız, yakınlıklarımız var. Ama onun da ötesinde Türkiye'nin ileriye yönelik projeksiyonları ve hedefleri de var. Bakın, 40-50 yıl önce Cezayir bağımsızlığını elde ettiğinde Türkiye çekimser kaldı. Evet, hala biz onun o bölgede faturasını ödüyoruz. Bakın, doğru, çekimser kalmanın faturasını ödüyoruz. Fransa'ya karşı çıkmadı orada. İşte, araya